Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte Futbol Manager 2022'de Serbest olarak transfer edebileceğiniz en iyi 10 oyuncuyu anlatmaya çalışacağım. Kış güncellemesiyle birlikte. Video detaylarına az sonra geçiyorum ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim. Algoritma için like tuşu çok çok önemli. Hemen videomuza geçelim hızlı bir şekilde sizlerle dostlarım. İlk sırada Filipe Augusto isimli oyuncu var arkadaşlar. Defansif oyun kurucu ve e, defans dost mevkisinde oynayabiliyor. Orta sahanın ortasında oynuyor. Dengeli bir profili var. Daha önce de ülkemizde Alanyaspor'da forma giymiş bir oyuncu. 10 maçta 2017 ile 19 arasında kariyerinde Brezilya Ligi, Valencia, Braga, Benfica, Alanya Spor, Rio ve, ve Damak takımları var. 27 yaşında henüz oyuncu. geçmişinde de 157 maçta 7 gollük performansı söz konusu. Oyuncu özellik detaylarına baktığımızda 137 yetenek puanı, 134 potansiyeli var. Önemli maçlardaki formu 11 seviyelerinde sürekli özelliği 15 seviyelerinde seviyelerinde profesyonelliği de yine ortalama seviyelerde Felipe Augusto ne kadar para istiyor aslında bir gözlemcilik raporu istedim ama gelene kadar uzun sürdü ve onun için böyle bir durum oldu hemen önerelim ve yıllık 1 milyon euro civarında biraz da pazarlık yaparsanız geliyor Felipe Augusto arkadaşlar. Filipe Augusto'nun profilini sizlere göstereyim. Tekrardan en önemli özelliği pas olarak ön sezi ve karar alma özellikleri iyi seviyelerde. Teknik ile top kapması da güzel Filipe Augusto'nun diyelim ve devam edelim. Sıradaki oyuncumuz Paulo Guerrero arkadaşlar. Yine Peru'lu bir oyuncu. 37 yaşında kariyerinde Bayern Münih, Hamburg, Coritiba, Flamengo ve e, Inter takımının açılımı şu anda aklıma gelmedi. E, o takımlarda forma giymiş bir oyuncu. Aslında e, yine Peru Ligi takımlarından sanırım altyapıdan çıkan bir oyuncu. Zamanında Bayern Münih'te 27 maçta 10 gol atmayı başarmış. Hamburg'da da 133 maçta 37 gol atarak Santrafor performansı sergilemiş bir oyuncu Guerrero. Guerrero'nun özelliklerine baktığımızda bitiricilik özelliği yanı sıra burada liderlik özelliği, güç özelliği, denge özelliği iyi seviyelerde. 37 yaşında ama çok tercih edebileceğiniz bir transfer olmayabilir. Oyuncunun gizli özelliklere baktığımızda 130 yetenek puanı, 149 potansiyeliyle gelen bir oyuncu. Kariyeri boyunca çokça fazla takımda forma giymiş. 385 maçta 148 gollük bir katkısı var ve onun için 6.23 milyon euroluk bonservis bedelleri ödenmiş zamanında diyebilirim. Oyuncunun gizli özelliklerini gösterdim. Tabii ki bununla birlikte yardımcı forvet zaman zaman komple forvet içinde iyi özellikleri var. Tabii fiziksel olarak geriye düşse de biraz Paolo Guerrero yine transfer edebileceğiniz bir işim. isim. Kaç para isteyeceğini sizlere söyleyeyim. Hemen oyuncunun e, burada vaatleri sonlandır. 1.5 milyon euro civarında bir bedele ve Fenerbahçe şu anda Fenerbahçe'deyiz. Kanabaçı'ya gelmeye e, gönüllü gözüküyor ama tabii 1.5 milyon euro bu yaştaki bir oyuncu için yüksek tercih size kalmış onunla birlikte tabii oyuncunun gizli özelliklerinde bir şey daha bakayım uyum özelliği nasıl uyum özelliği fena değil aslında aidiyet duygusu düşük olduğu zaten belli sportmenliği düşük önemli maçlardaki formu güzel sürekli özelliği ortalamanın altında diyebiliriz bir santrafor göre Paolo Guerrero'da Guerrero'nun profili de bu şekilde hemen 3. oyuncumuzla devam edelim evet, sıradaki oyuncumuz Oscar Romero arkadaşlar kendisi Paraguaylı bir oyuncu geçmişinde daha ağırlıklı Paraguay ve diğer Güney Amerikalı takımları takımlarında forma giymiş gibi gözüküyor. Arjantin forması giydiği bir dönem var. rasik Kulüpte. Onun dışında şey o bir Çin transferi olmuş kendisinde. Orada forma şansı bulamamış pek fazla ama e, Alaveze Gitmiş oradan İspanya Ligi'ye tekrar Şeo'ya geri dönmüş ve burada 26 maçla oynadıktan sonra San Lorenzo'da en son kariyerinin sezonunu geçirmiş ve 222 maçta 31 gollük katkısı var 10 numara mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncunun. En önemli özellikleri teknik ve özel yetenek olarak belirlenmiş oyuncunun. Onda bir tabi bizde gözlemcilik raporu var bu sefer. Oyuncuya baktığımızda milli takımın tecrübesi oldukça fazla diyor. Paraguay milli takımının 51 maçta 4 gol lük performansı söz konusu. Beklenmedik hareketler diyor. E, baktığımızda istikrarsız bir oyuncu, süreklilik özelliğinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz buradan. Bakın 7 seviyelerinde önemli maçlardaki formu da 10. Yani e, sorumluluk al git topu al git dediğiniz bir oyuncu olabilir ama e, sorumluluk zamanında size ne vereceği olumsuz dönüşleri olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu Oscar Romero. Yani e, çok şeyler beklerseniz hiçbir şey vermez, hiçbir şey beklemezsiniz çok şeyler verir. O tarzda bir oyuncu Oscar Romero. E oyuncu merkezli tasar pozisyonu için eğitilebilirmiş birçok mevkide oynuyor. Şutlarında tekniğini çok iyi kullanıyor. Başka bir ülkeye adapte olabilir. Yıllık maaş isteği ise 1.7 milyon euro ile 1.36 milyon euro arasında değişiyor. Tabi seviyesi güzel oyuncunun bu profili de güzel ama yani gizli özellikleri biraz soru işareti. Gelişimi üstü çekmeyi sever. Sık sık topla beraber ilerler diyor. Ama istikrar problemi benim bir oyuncu en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi Oscar Romero da bunları karşılamıyor maalesef ki ama yine de güzel paralara 1.5 milyon euro civarında yıllık alabilirsiniz, kadronuza katabilirsiniz. Sonunda piş e, belli olmaz bir istikrar yakalar. 2 sezon sonra 10 milyon euroya satabilirsiniz diyebilirim. Oscar Romero'nun profili de bu şekilde. Özellikle detaylarına baktığımızda gizli özellikleri 132 yetenek puanı, 136 potansiyeli var. Zamanında 132 de gerçekten Süper Lig seviyesindeki takımlar için iyi bir seviye diyebilirim ve 4. oyuncuyla devam ediyorum. Evet sırada daha önce e, Portekiz liglerinden tanıdığımız Jardel 35 yaşında stoper oyuncusu ve gizli özelliklerinden ziyade zihinsel özellikleri harika seviyelerde. Agresiflik, cesaret, kararlılık, liderlik ve pozisyon alma özellikleri iyi. Bununla birlikte kafa vuruşu, markaj ve top kapma özellikleri bir stopere göre iyi. Vücut zindeliği biraz geride kalmış gibi duruyor. Çakılı stoper Jardel'in. 35 yaşında geçmişinde Benfica, Olhanense, Estoril, e, efendime söyleyeyim burada Itu gibi alt yani şöyle 2009'a kadar bir gezme 2010'a kadar bir gezme turu olmuş. Orada Benfica'ya geliyor 2012'de. Geldikten sonra yaklaşık e, 11 sene Benfica forması giyiyor ama bu sezon artık Benfica onu serbest bırakıyor. Aslında Benfica ile de çok fazla maç tecrübesi var oyuncunun. Yani şöyle geldiğimizde tekrardan oyuncunun genel bakışına e, genel bakışta Benfica forması ile 163 maç oynamış. Yani aslında 35 yaşındaki bir oyuncuya göre maç tecrübesi az diyebiliriz. 217 maç yani 15 senelik kariyerde yıllık e, 15 maça denk geliyor hemen hemen. 15 maçta bir stoper için yetersiz. Giz özelliklerine bakalım sizlerle. 133 yetenek puanı, 153 potansiyeli varmış zamanında. E, sürekli özelliği neymiş? Sürekli özelliği 14. Önemli maçlardaki formu 15. Uyum özelliği gayet iyi seviyelerde Jardel'de. Şöyle bir gözlemcilik raporuna bakalım. E, yıllık isteyeceğim maaş çok iyi seviyelerde. 336 ile 427 bin euro arasında. Yani kaçırmamak lazım. Ee, sakatlanma 50 boyunca tek mevkide oynuyor. İlk kontrolü zayıf. Sinirlerine hakim olamıyor. Jardel. Bunlar da tabii bu maaşla doğru orantılı olarak handikapları ama iyi özellikleri de var tam anlamıyla profesyonel tekmeye kafa uzatabilecek cesarette önemli maçlarda oynuyor. Cesareti ve çalışkanlığı onu bir takım oyuncusu iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Başka bir ülkede oynar istikrarlı bir oyuncu Jardel. Yine düşünmeniz gereken oyunculardan bir tanesi Benfica'nın emektar oyuncusu Jardel. Jardel'in ardından Matteo Musacchio. Arjantin oyuncu 30 yaşında geçtiğimiz dönemde Lazio Milan Villarreal ve River Plate formaları giyen oyuncu şu an için 30 yaşında 6, 6 kez milli takım tecrübesi var. Stoper ikisinde oynuyor. da Jardel gibi. Ama Jardel'den bir tık daha iyi profil var. Çünkü pasör stoper kendisi. En önemli özellikleri agresiflik, cesaret ve çalışkanlıkla birlikte takım oyunu olarak gözüküyor ee, Musakio'da. Ama top kapma özelliği, markaj özelliği de yine iyi seviyelerde. Dribbling özelliğinin zayıf olması biraz üzücü ama pas özelliği 13 ve vizyon özelliği 12 seviyelerinde. Güç özelliği de yine 14 seviyelerinde. Musakio'da. Musakio'nun gizli özelliklerine sizlerle bir bakalım istiyorum. Oyuncunun 135 yetenek puanı var. 30 yaşında normal. E, aşağı indiğimizde sürekli özelliği iyi, önemli maçlar formayı, uyum özelliği, aidiyet gayet iyi. Yani gerçekten bayağı iyi bir profil. Geçmişinde 3 ...288 maçta 11 gollik katkısı var... ...30 yaşında bir oyuncuya göre normal diyebiliriz... ...yani 288 maç... ...oyuncunun raporuna bakalım... ...genel raporunda yıllık maaş beklentisi... ...tabii biraz yüksek, iyi bir oyuncu çünkü... ...2.31 milyon Euroyla ...3 milyon euroya yakın bir para isteyebilir kendisi... ...tekme mevkide oynuyor... ...dil öğrenmesi gerekiyor... ...yani aslında bir handikapı yok oyuncunun... ...futbolunu geliştirmeye açık biri... ...tekmeye kafa uzatıyordu o da... ...onun dışında istikrarlı büyük maçlarda oynamayı... ...çok seviyormuş Musakio... Yani bu parayı verebilecek bir bütçeniz varsa Musa Qo, neden olmasın arkadaşlar ama bunun yerine e, yıllık 3 milyon euroya çok daha iyi bir Wonder Kit bulabilirsiniz da geliştirebileceğiniz oyuncular bulabilirsiniz ama Musa Qo, elimizdeki malzeme serbest olarak şu an karşınızda diyelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Miguel Angel Moya aslında serbest oyuncu şu an için ben oyunda oyuncuların gözlemcilik raporunu alana kadar oyuncu Allahli ile anlaştı. E, aslında bir yandan da iyi oldu. Yıllık alacağı maaşı hemen hemen tahmin edebileceğiz pozisyona geldik. Oyuncu Mallorca'nın yıllarca kalesini korudu. Oradan Valencia'ya gitti. İki sezonluk Hetafe, Atletico Madrid ve en son Real Sociedad'daydı ama şu an için 37 yaşında ve serbest konumda herhangi bir milli maç tecrübesi yok. En önemli özelliği degaj olarak gözüken Moya'nın karar alma, konsantrasyon ve pozisyon alma gibi özellikleri de iyi seviyelerde. Hava toplarında da iyi bir kaleci Angel Moya. Kariyeri boyunca 332 maçta oynadı. Bir kaleci için gerçekten yeterli seviyelerde hep az takımın kalecileri rolünde yer almış. Oyuncunun özellik detaylarına baktığımızda 136 yetenek puanı. Onunla birlikte önemli maçlardaki formu 14, sürekli özelliği 13 seviyelerinde. Tartışma özelliği 8, uyum özelliği bir tık zayıf ve büyük ihtimalle bu gittiği al de sıkıntı yaşayacak. Yıllık 3.3 milyon euroluk maaş beklentisi olan Moya. Benim görüşüme göre 37 yaşında bir kaleciye göre bu paralar verilmez ama işte Arap takımları yapabiliyor böyle şeyler. Moya daha düşük cüzi bedellere takımınıza katılırsa sizi 40 yaşına kadar götürebileceğini düşünüyorum. Moya'ya da göz atmayı ihmal etmeyin. Serbest oyuncularda 6. sırada Moya vardı. Sıradaki oyuncumuz Karim Allahmadi. Ne güzel söyledim be. Valla dükkanda Suriyeli çalıştığı belli. Karim El Ahmedi sıradaki oyuncumuz orta sahanın ortası ve defansif orta saha mevkilerinde oynuyor. Zihinsel özellikleri inanılmaz arkadaşlar. Böyle bir zihinsel özellik görmeyeli bayağı uzun zaman olmuştu. Soğukkanlık özelliği, konsantrasyon, liderlik ve cesaret özellikleriyle birlikte agresiflik özelliği çok iyi. Ama fiziksel özellikleri için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Sadece denge özelliği çok iyi seviyelerde. Bununla birlikte teknik özelliği de çok çok iyi oyuncunun. Defansif oyun kurucu, ofansif oyun kurucu, rahat oynayabilen bir oyuncu. 36 yaşında faslı, 60 166 maçta bir golü var. Milli takım tecrübesi olan bir oyuncu. Kariyeri boyunca Twente'de başlıyor kariyerine Feyenoord. Oradan Aston Villa, Feyenoord ve Al Itaat takımlarında oynadıktan sonra şu an için serbest konumda. Kariyeri için ona 10 milyon euroya yakın bedel ödenmiş. 429 maçta 22 gol atması da gerçekten iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Yani 429 maçta oynaması. 135 yetenek puanıyla geliyor. Uyum özelliğinin zayıf olması bizi üzdü birazcık. Süreklilik özelliği iyi seviyelerde önemli maçlardaki formu da 12 seviyelerinde. Ahmadi'nin e, onunla birlikte tabii oyuncunun e, defansif ortası oynayabilmesi de önemli bir durum. Burada Savaş savaşçı orta sahaya kadar yolu var arkadaşlar. Markaç top özellikleri biraz düşük olsa da yine iyi bir oyuncu. şöyle bir gözlemcilik raporuna bakalım. İstediğim maaş da gerçekten 297 ile 388 399 bin euro yıllık yani para değil arkadaşlar. Direkt alın takıma koyun. Espiritüel bir oyuncu. istikrarlı oyuncu. Cesaret ve çalışkanlığı. Onu iyi bir takım oyuncusu yapmış. onunla birlikte bakıyorum. bu oyuncunun en büyük özelliği teknik kapasitesi. Birkaç mevkide oynuyor. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. Onun dışında ...kafa, kafa vuruşlarında zayıf olması bizi ilgilendirmiyor aslında. Çok da büyük bir handikap değil. Yani onun için Al-Ahmedi, El-Ahmedi özür dilerim. el önemli bir transfer olabilir. Eğer orta sahanızda böyle alacak verecek, takım abilik yapacak bir oyuncu ihtiyacınız varsa... ...El-Ahmedi'ye göz atmayı ihmal etmeyin dostlar. Sıradaki oyuncu Safir Tayder. Ee, arkadaşlar Cezayirli bir oyuncu. 29 yaşında kendisi. Orta sahanın ortası ve defansif orta saha olarak oynuyor. Ee, Al-Ahmedi'nin aksine savaş orta saha ve defansif ağırlıklı bir oyuncu kendisi eee savaşçı orta saha içinde özelliklerine baktığımızda penaltı kullanma özelliği en iyi özelliği olarak gözüküyor. Kariyeri boyunca nerelerde oynadığını sizlere göstereyim. Grenoble, e, Bologna, Inter, Southampton, Sassuolo, Inter, Bologna ve e, Montreal Impact'ten sonra ...alayında oynamış. Yani kariyeri gitgide aşağıya çakılan bir oyuncu. 271 maç tecrübesi var. 35 gol atmayı başarmış. Gizli özelliklerine baktığımızda 134 yetenek puanı, 144 potansiyeli varmış zamanında. Onunla birlikte uyum özelliği 10 seviyelerinde, tartışması 8 gözüküyor. Sürekli özelliği 13 ve önemli maçlardaki formu 12 seviyelerinde Tadiyar'ın gerçekten iyi bir profili var. Ortalama bütün özellikler ailesi kötü özelliği pozisyon alma özelliği ve karar alma özelliklerinin düşük olduğunu görüntülüyorum ben. Onunla birlikte korner özelliği, markaj özelliği de savaş orta saha için düşük seviyelerde iki yönlü orta saha için de bitiricilik özelliği aşağılarda kalıyor. Gözlemcilik raporuna baktığımızda kendisinde yıllık maaş aralığı 530 ila 712 bin euro arasında çok ilgili bir gözüküyor. Milli takım tecrübesi güzel, penaltıları sert kullanır, biraz hızlı bir karakter, büyük maçlarda oynamayı seviyormuş, hızlı bir oyuncu sayılırmış. Kafa vuruşlarındaki zaafı orta sahada bizi aslında savaşçı orta saha oynadığı için e, dikkate almamız gereken bir nokta. Boyu da 1.80, 1.80 oyuncunun kafada zaaf yaşaması enteresan tabii ki ama e, %100 doğru olsa zaten bu oyuncu serbest konumda kalmaz bir takım muhakkak anlaşırdı onunla. Evet. Safir Tayder e, böyle bir profil arkadaşlar. E, eğer almak istiyorsanız gördüğünüz maaş aralığını çok da böyle büyük beklentileri olan bir oyuncu değil. Transfer ederseniz takımınızda faydalı olabileceğini düşündüğüm isimlerden bir tanesi Safir. <laughs> Sıradaki oyuncu Freddy Guarin arkadaşlar. Guarini birçoğunuz biliyordur zaten. Fiziksel olarak çok aşağılarda olsa da 35 yaşındaki orta sahanın ortasındaki oyuncu iyi bir kariyer geçirmiş diyebiliriz. Daha öncesinde tabii Inter tecrübesi var, Porto tecrübesi var. Sheoa'ya gidiyor oradan Vasco de Gama ve Milanarios'tan sonra şu an için serbest konumda. Boca Juniors'tan zamanında e, oyuncu transfer etmeye çalıştığımız dönemler saint -Tien. ardından FM 2008'de hatırlayanlar hatırlar saint almaya çalışırdık onu. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda yaşı ilerlemiş olmasına rağmen 133 yetenek puanında karşımıza çıkıyor. Uyum özelliği, hırs özelliği biraz düşük kalmış. Sürekli özelliği 11 ve önemli maçlardaki formu 15 seviyelerinde Guarin'in Guarini fiziksel özellikleri düşük ama zihinsel olarak da güzel bir profil. Konsantrasyon dışındaki bütün özellikleri iyi seviyelerde. Zaten defansif oyun kurucu oynatacaksınız. Destekte e, fiziksel özellik çok da istemiyor. Teknik özellikleriyle bu işi rahatça kotarabilecek pozisyonda Guarin. E, şöyle bir raporuna bakalım. Ne isteyecek? Yıllık 126 bini daha 159 bin euroluk maaş istiyor. Gerçekten çok çok iyi bir bedel. Ama sakatlan meyilli olması biraz üzücü tabii. Sezonda 10 maç 15 maç oynasa sizi getirsem bu maçları bu bile yeterli seviye lerde Çünkü şu bedeller gerçekten para değil arkadaşlar. Milli takım tecrübesi fazla. Başka ülkede oynamaya adapte olabilir. Önemli maçlardaki formu. Güzel. Bu oyuncunun en büyük özelliği teknik. Teknik oyuncuları önerdim bugün arkadaşlar sizlere. Yani Guarin de onlardan bir tanesi ama e, sinirlerine hakim olamaması, agresiflik özelliğinin e, negatif olarak yansıması çirkeflik olarak gözüküyor. 13 seviyelerinde ve 13 seviyesinde çirkeflik zaman zaman kırmızı kart size getirttirebilir arkadaşlar diyelim ve son oyuncumuza geçelim. Son oyuncumuz birçoğunuzun yakından tanıdığı Diego Costa arkadaşlar. Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Chelsea ve Atletico Mineiro formaları giydi. Braga'dan çıkan oyunculardan bir tanesi. Aslında Barcelona'nın Brezilya Barcelona'sından diyeyim çıkan bir oyuncu. Atletico Madrid'e geliyor çok genç yaşta. Oralan kiralanıyor, kiralanıyor, kiralanıyor. Ta ki e, burada Vallecano'daki iyi performanslarından ardından Atletico Madrid 2012-2013 sezonundan sonra onu oynatmaya başlıyor. Atletico Madrid'deki geçirdiği iki sezonlardan 38 milyon euro karşılığında Chelsea onu alıyor. Chelsea'de de 3 sezonda yaklaşık 52 gollük performansı var. Ama nedense Chelsea geri satıyor onu 55 milyon euroya. Aldıkları paranın yaklaşık 17 milyon yukarısına geri satıyorlar Atletico Madrid'de. Ama Atletico Madrid'de istenilen performansa bir türlü ulaşamıyor Diego Costa. Şu an için 142 yetenek puanında. Henüz 32 yaşında olduğunda sizlere paylaşmak isterim. Yani özelliklerini anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar çok çok iyi bir profil. Diego Costa genel bakışa baktığımda da yıllık maaş beklentisi de oldukça makul. Ama sinirlerine hakim olamaması sayesinde aşırıya kaçan hareketler yapıyormuş ve sakatlanma eğilimi bir oyuncuymuş sakatlanma eğilimine bakalım arkadaşlar sakatlanma eğilimi 14 seviyelerinde Diego Costa'nın bu da biraz üzücü bir durum olmuş ee, ama oynadığı zaman da çok fazla katkı verecek bir isimdir Diego Costa bu alanda zaten Diego Costa'yı daha fazla anlatmaya gerek yok listenin en önemli oyuncularından bir tanesi Diego Costa çalışkan forvet daha öncesinde defansif forvet olarak geçiyordu çalışkan forvet Diego Costa'nın profili bu şekilde Yıllık maaş beklentisi ortalama seviyelerde transfer edeceksiniz. Santrafor'a ihtiyacınız varsa muhakkak bakmayı ihmal etmeyin diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Evet dostlar kış transfer güncellemesi sonrasında transfer edebileceğiniz 10 serbest oyuncuyu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilsiniz de abone olarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim diyelim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.